Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. E, hücresel solunma ilgili bir soru var. Hemen bakalım. Oksijen solunum sırasında diyor. Öğlen gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz e, solunum formülü, oksijen solunum daha doğrusu formülü şöyle değil mi? Glikoz artı oksijen, karbondioksit artı su artı yaklaşık 30-32 tane ATP artı ısrarça çıkıyor. Şimdi reaksiyon böyle yazılıyor ama arkadaşlar biliyorsunuz bu bir tane reaksiyon oluşmuyor. Bir sürü reaksiyon var. Esasen arkadaşlar 3 aşamada inceleniyor değil mi solunum? Glikoliz, kreps ve etisi dediğimiz reaksiyonlar oluşuyor. Önce arkadaşlar glikozu alıyoruz bakın. Glikoza öncelikle arkadaşlar 2 ATP harcanıyor. 2 ATP'nin için harcanıyor? Glikozun aktifleşmesi için harcanıyor. Buna biz ne diyoruz? Defosforilasyon Yani ATP harcınması demek. Daha sonra arkadaşlar NAD denen bir molekül var biliyorsunuz. İki tane NAD hidrojen yakalıyor ve ne yapıyor? İndirgeniyor ve iki tane ne oluşuyor? NADH oluşuyor. Aynı zamanda arkadaşlar ne oluyor burada? Dört tane ATP sentezleniyor. Hangi yöntemle? Substrat düzeyinde fosforilasyonla. Glikoz arkadaşlar neye dönüşüyor? İki tane 3 karbonlu piruvata dönüşüyor. Piruvat veya pürovik asit diyoruz. Bu olay arkadaşlar nedir? Glikolizdir. Glikoliz arkadaşlar tüm canlılarda ortaktır. Glikoliz evresi. Sitoplazmada gerçekleşiyor. Niye ortak canlılarda arkadaşlar? Çünkü enzimler ortak. Bundan sonrası niye farklı? Çünkü enzimler farklı. Bazı canlı pürovatı alıyor arkadaşlar. Etil alkolü dönüştürüyor. Bazıları latkasi dönüştürüyor. İşte oksijeni solunum yapan canlılar ne yapıyorlar arkadaşlar? Pürovatı, e, ökaryotlar, mitokondriye taşıyorlar. Prokaryotlarda da devam ediyor reaksiyon gene. Mitokondri arkadaşlar ne oluyor? iki tane iki karbonlu asetil koenzim A'ya dönüşüyor pürüvük asit taşındıktan sonra. Bu esnada arkadaşlar iki tane karbondioksit açığa çıkıyor. iki tane nat hidrojen yakalayarak indirgeniyor ve iki tane endaj oluşuyor. Daha sonra asetil koenzim arkadaşlar kreps dediğimiz reaksiyonlara giriyor. Bakın kreps reaksiyonlar gerçekleşiyor. Bakın birinci aşama glikoliz dedik. Şurası ikinci aşama Krebs reaksiyonları. Bakın şuraya biz ne diyoruz? Krebs hazırlık evresi diyoruz. Burası Krebs'e hazırlık evresi. Peki hocam Krebs'te ne oluyor? Krebs'te bakın 6 tane nat hidrojen yakalayarak indirgeniyor ve altta nadaj oluşuyor. Krebs'te yeni bir hidrojen taşıyıcısı karşımıza çıkıyor. Fad değil mi? Bakın 2 tane fad hidrojen yakalayarak ne oluşturuyor? FAD2 oluşturuyor. 4 tane karbondioksit açığa çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar burada iki tane de ATP sentezleniyor. Hangi yöntemle? Substrat düzeyinde fosforilasyonla. Ökaryotlarda krebs nerede oluyor arkadaşlar? Mitokondrinin matriksinde oluyor değil mi? Zaten prokaryot ise oluyor. Üçüncü aşamaya arkadaşlar elektron taşıma sistemi yani ETS. Mitokondrin iç zarında oluyor. Ökaryotlarda, kristallarda yani. Ama prokaryot olduğu zaman arkadaşlar bu hücre zarında gerçekleşiyor. Mitokondri arkadaşlar iç zarında ETS elemanları bu şekilde dizilmiş. Derken arkadaşlar ETS elemanları ne yapıyor? Protonları. Bakın burası matrix. Burası ne arkadaşlar? Zar arası boşluk. Dış zarla iç zar arasındaki boşluk. Zarlar arası boşluk burası. Protonlar nereye pompalanıyor? Zarlar arası boşluğa pompalanıyor. Burada bununla biriktiriliyor. Derken arkadaşlar bu ATP sentaz enzimi var bu. Yani iç zarda bunun üzerinde arkadaşlar matrikse dönerken bu protonlar ne sentezleniyor bu esnada? ATP sentezleniyor. Ve bu ETS elemanları arkadaşlar ne yapıyor? Elektronları aktarıyorlar. En sonunda arkadaşlar oksijen ne yapıyor? Bu hidrojenleri yakalıyor. Oksijen ve ne oluşturuyor arkadaşlar? Su oluşturuyor. ETS'de bakın oksijen kullanıldı değil mi? Elektronlar aktarıldı. Ve arkadaşlar bu hidrojenler nereden geliyor? Şuradaki nadların bakın. Nadların, e, fadların taşıdığı hidrojenler. Burada ETS'de ne oluyor arkadaşlar? E, Hidrojenini veriyor bu nadlar, fadlar. Yüksek Bakın buralarda indirgendiler. Nadlar, fadlar. Ama ETS'de ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu nad, H ve fad hidrojenlerini vererek ne yapıyorlar yükseltgeniyorlar ve bu şekilde arkadaşlar ATP sentezleniyor. Bu ATP sentezleme yöntemi biz ne diyoruz arkadaşlar? Oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon. Bize neyi sormuş bu? Glikozun aktifleşmesi. Bakın glikozun aktifleşmesi ne demek? 2 ATP harcaması. Bakın bu birinci sırada olacak. Ondan sonra ne diyor bize? Fadın asetil oluşması. Bakın asetil ne olacak, oluşacak. Ondan sonra krepsi arkadaşlar fadışki indirgenecek. Demek ki ikinci sıraya asetil koha gelecek. Sonra krebs e fad ne yapacak? indirgenecek Derken zaten oksijen indirgenmesi nerede oluyor? ETS'nin sonunda oluyor. Bu da arkadaşlar dördüncü sırada olacak. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1-3-2-4 yani bursa olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.